Değerli izleyenler, Erdoğan ve İmran Kağan'dan Aliyev'e çağrı. Gel Aliyev gel. Evet, bu çağrı çok içten bir çağrı. İki ülkenin dış politik açıklamaları ve son dönemde Rusya'ya yaklaşan, tabii ki Azerbaycan'a karşı son çağrı gibi diyebiliriz. Çünkü Karabağ'da Rusya'nın emelleri bir bir gerçekleşiyor. Putin'i bırak, Turan'a katıl. Kurtuluş Turan'da çağrısı. Evet, dün Letonya'nın Türkiye'den SİHA sipariş ettiğini yazmıştım. Kurtuluş Türkiye'de. Evet, şimdi de Arnavutluk İçişleri Bakanı geldi ve SİHA sipariş etmeye. Yağmur gibi akıyor, yağmur gibi. Dünyada stratejik üstünlüğe ve askeri kabiliyete hem içte hem dışta farklı konseptlerde uygulanabilme özelliğine sahip bu güçlü silahlar için dünyadan talep yağıyor. SİHA'larımız daha keşfedilmemiş ve sahada ispatladıklarıyla evet dudak ısırtan ve dünyada kıpta ile bakılan bir güç haline geldi. Şimdi dünyada bir eksen kayması var. Evet, yapay zeka ve insansız kuvvetler konusunda. İşte kardeş ülke Azerbaycan'a Türkiye'nin bu kadar büyük nimet var. Bu kadar güçlü silahlar var. Rusya bu kadar ileri gidemez. Rusya Azerbaycan'ın topraklarında bu kadar ameliyat gerçekleştiremez. Yani güçlü olunduğunda daha onurlu ve daha dik bir politika ortaya çıkacak. Rusya bu pahalı coğrafyada hep olmak istiyor. Dünyanın en kaliteli petrollerinin ve doğalgazlarının da çıktığı bu bölgede daha çıkarılmamış bir sürü kaynak var. Evet, Ermeniler ilk defa Karabağ bölgesi dışında Azerbaycan sınırını ihlal ettiler ve bunun sonucu da çatışmalar çıkmıştı, değil mi? Yani bu konuyu Ermenistan kaşımıştı. İşte bu vakitte Azerbaycan'ın kendi güvenlik doktrinini ve Türkiye ile kara sınırını bağlayacak olan Zengezur ile alakalı durumda geri adım atmaması sadece ve sadece İmran Kağan ve Erdoğan'ın bu satır aralarında Azerbaycan'a ne isterseniz yanınızdayız, tüm silahlarınızla yanınızdayız derken sadece 2. Karabağ Savaşı'nda bunu belirtmemişlerdi. Pakistan ve Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'a yakınlığı bu Rusya ile Aliyev'in yakınlığının azalmasıyla doğru orantılıdır. Yani Türkiye ve Pakistan Rusya'dan kopmaya başlayan veya Rusya'nın en sadık müttefiklerin arasında olmamak isteyen bir Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Şimdi hem Rusya ile çok yakın olacak, güvenlik ve her türlü işbirliği yapılacak, Rusya'nın her dediği olacak. Buna karşı Türkiye, Azerbaycan'ın değişik bölgelerinde güvenlik durumunu nasıl organize edebilir? Güvenlik konseptini nasıl yayabilir, değil mi? Yeni güvenlik konseptleri yaymak için Bakü'nün bu güven arttırıcı önlemleri yapması gerekiyor. Paşinyan'a bakılırsa artık biz Ermenistan'da yeni muhatabımız kim ona bakacağız? Macron, Batı'nın desteğini alarak ve özellikle oğlumu bile, evet Paşinyan'ın yaptığı açıklama çok garip, oğlumu yollayayım, bütün esirler gelsin diyerek burada seçim kokan bir adım attı. Hatırlayın, Paşinyan seçimden önce eşiyle de ve çocuklarıyla da bir peysaj çalışması yapmıştı. Evet, Paşinyan'ın eşi savaştan önce Azerbaycan'ın topraklarına saldırı olduğunda gidip Karabağ topraklarında kuaförden yeni çıkmış, yeni kamuflajlarını giymiş ve silinmiş bir silahla gidip evet uzanıp ne yapıyordu? Pozlar veriyordu. Azerbaycan'a nispet yapıyordu. Sürünüyordu. Ben diyordu savaşacağım. Ben de hazırım. Evet, aynen bu hareketlerle şov üstüne şov gerçekleştiriyordu Paşinyan'ın eşi. Ayrıca oğluna asker kamuflajı giydirip sanki Karabağ'da oğlu da çarpışacakmış gibi bir reklam çalışması yapıyordu. Yani anlaştığı reklam şirketi Paşinyan'a bu yönde telkinler vermişti. Gördüğünüz gibi oğlumu yollayayım, esirlerin hepsini geri bıraksınlar derken aslında olmayacak duaya amin diyor. Normalde oğlunu yollamayacak, olmayacak bir şey içinde şov üstüne şov gerçekleştiriyordu. Evet, bu görüntüler komedideki filmleri aratmıyordu. Ama savaş oldu. Savaş olduğunda Paşinyan'ın eşini kamuflajların içerisinde ne yaparken gördük? Saklanırken. Evet, yerin altındaki tünellerde saklanırken gördük.
Yani bu iş şova benzemiyormuş. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan kahraman askerleriyle önemli işler yapmaya başladılar ve yapıyorlar. Ermenistan şimdi yine kaşınıyor. Özellikle Paşinyan'ın bu hamlesi seçim kokan hareketler. Ama şöyle bir durum var ki artık evet. Aliyev yeni Ermenistan'a karşı, yeni savaşçı Ermenistan'a karşı, savaşçı derken Rusya'nın savaş konseptine sokacağı, seçimden sonra sokacağı Ermenistan'a karşı Türkiye ve Pakistan'la ivedi bir şekilde görüşmeli, ivedi bir şekilde anlaşmalar yapmalı. Eğer böyle anlaşmalar yapılırsa, böyle durumlar ve birlik ve beraberlik gerçekleştirilirse, gerçekten Rusya, Ermenistan ve diğer Avrupa devletlerinin Azerbaycan olabilecek tecavüzlerin önüne geçilebilir. Evet, önemli bir hamle ve önemli bir adım şu anda Aliyev'den bekleniyor. Bu cesur lider, evet, Pakistan'da neyi eksik edecek Aliyev'den? Pakistan'dan nükleer bombayı mı eksik, Pakistan olarak, başbakan olarak Aliyev'den nükleer bombayı mı esirgeyecek? Aliyev'den şimdi uçakları mı esirgiyor? J-117 uçakları geliyor. Ayrıca obüsler mi? Bunları mı şey yapacak? Roket ve füzeleri mi esirgeyecek? Hayır. Balistik füzeleri mi esirgeyecek? Hayır. Her şey Aliyev'in emrinde. Aliyev'e verecek. Yeter ki Rusya'ya karşı bu yönde ofansif, daha güçlü ve daha agresif bir yönetim sergilemesi. Ve Pakistan ve Türkiye ile bir pakt gibi gece gündüz anlaşmalar yapması. Çünkü başka şey götürmez. Hatırlayın, savaş sırasında bir Pakistan konuşuyor, bir Türkiye konuşuyor. Bir Pakistan konuşuyor, bir Türkiye konuşuyordu. Destek anlamında. Bunu biz içtenlikle söylüyoruz. Şu anda Azerbaycan'ın yalnızlaştırıldığı için söylüyoruz. Rus politikasının Azerbaycan'ı yalnızlaştırdığı için söylüyoruz. İnşallah Şuşa bir dönüm noktası olsun istiyoruz. Şuşa bir dönüm noktası olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şuşa ziyaretinde Pakistan'ın da Aliyev tarafından davet edilmesini istiyoruz. Artık kurallar oynanmalı. Rusya'nın güvenilmezliği ortada. Rusya Aliyev'e de Azerbaycan'a da her türlü her şeyi yapabilir. Aliyev'in bunu görmesi ve gelecek adına artık hızlı ve seri adım atması gerekiyor. Artık Şuşa'nın çıkmaması ve Azerbaycan'da Karabağ'da kalan yerler için umudun daha da güçlü yeşermesi için Rusya'dan bağımsız ve Türkiye Pakistan'la beraber ortak hareket etmek bu bölgede Rusların Azerbaycan aleyhine olan tavırlarını nötralizeyecektir, durduracaktır ve bitirecektir. İnşallah Sayın İmran Khan ve Sayın Erdoğan'ın Aliyev'e çağrısı karşılık bulur, fiilen bulur. Fiilen. Ve önemli güvenlik ve askeri üs anlaşmaları yapılır. Azerbaycan'da rahat erer değerli kardeşlerim. Evet, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.